Antalya'da düzenlenen G20 zirvesi, dünyanın en büyük ekonomileri arasında bulunan 19 ülkesi ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşmaktadır. G20 zirvesini oluşturan ülkelerin dünya ekonomisindeki payı %85, dünya ticaretindeki payı da yaklaşık yüksek %80 dolayındadır. Yine G20 ülkelerinin dünya nüfusuna oranı 3/2 oranındadır. Küresel sistemdeki iletişim mekanizmaları arasında temsil gücü en yüksek forumlardan biridir diyebiliriz G20 zirvesi için. Türkiye'nin de kurucular arasında bulunduğu G20 ilk defa 1999 yılında kuruldu. 2008 yılındaki finansal krizin dünya ekonomilerinin büyümesini, gelişmesini tehdit eder boyuta gelmesi dolayısıyla liderler düzeyinde yine aynı yıl 2008 yılında toplandı. Bu yıl 10.sı düzenlenmiş bulunan, Antalya'da düzenlenen G20 zirvesinin amacı küresel finansal piyasalar üzerinde görüşmeler yapmak, dünya ekonomisinin, küresel ekonominin büyümesine katkıda bulunmaya sağlamaktır. Ana gündem maddesi ekonomi olan G20 zirvesinde bunun yanı sıra küresel, siyasi ve sosyal konularda görüşülmektedir. Nitekim Antalya'da yapılan bu zirvede de ekonomiden siyasete, diplomasiden mülteciler sorununa kadar birçok konu görüşülmüştür. Temsil gücünü toplumun çeşitli gruplarından alma çabasında olan bu zirvede değişik açılım grupları oluşturuldu. Bundan önceki zirvelerde beşli açılım grubu yer alıyorken Türkiye ilk defa bu zirvede yeni bir açılım grubunu sisteme dahil etti. Bu da kadınların hayatı ve kadınların iş hayatındaki, çalışma hayatındaki durumlarının düzeltilmesi, bunların araştırılmasıyla ilgili W20 açılım grubu. Ve zirve 2025 yılına kadar kadınlara yönelik, cinsiyet ayrımına yönelik istihdamın %25 oranında azaltılmasını hedef aldı. Bu yukarıda değindiğimiz diğer açılım gruplarından sırasıyla çok kısaca bahsedecek olursak, B20'de iş dünyası ile ilgili konular masaya yatırıldı. C20'de sivil toplum örgütlerinin çalışmaları görüşüldü. L20'de işçiler ve çalışma hayatıyla ilgili sorunlar masaya yatırıldı. T20'de düşünce kuruluşlarının fikirleri ortaya kondu. Y20'de ise genç girişimci ve genç çalışanların sorunları, gelecekleri yine masaya yatırıldı. Ve 2018 yılına kadar genç işsizlerin %15 oranında azaltılması yine hedeflendi. Zirvede ekonomiye ilişkin temaları da küresel toparlanmanın güçlendirilmesi, dayanıklılığın artırılması ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi olarak sıralayabiliriz. Bu çerçevede yapılan toplantılar ve tartışmalar sonucunda G20 zirvesinde ekonomiye ilişkin olarak sonuç bildirgesinde yer alan maddeleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için eşgüdüm halinde sağlam makroekonomik politikalar uygulamaya devam edilecek. 2. Merkez bankaları görev tanımlarıyla uyumlu olarak fiyat istikrarını sağlamaya ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecekler. 3. Para politikası kararlarının iletişimindeki titizlik sürdürülecek. Başta para politikası ve diğer politikalara ilişkin önemli kararlar olmak üzere adımlar dikkatli bir şekilde ayarlanacak ve açık bir iletişim politikası izlenecek. 4. G20 liderleri
büyümenin güçlü ve kapsayıcı olması konusunda son derece kararlı olduklarını vurgulayarak, daha fazla ve daha dikkatli istihdam oluşturacakları taahhütünde bulundular. 5. Finansal sistemde ortaya çıkan ve bankacılık kesimi dışında daha ziyade oluşan risk ve kırılganlıklar izlenmeye ve gerektiğinde bunlara yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek. 6. Finansal istikrarın sağlanacağı ve her türlü korumacılığa karşı olunacağı vurgulandı. Bildirgede finansal kuruluşların dayanıklılığının güçlendirilmesi ve finansal sistemin istikrarının geliştirilmesinin büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem arz ettiği ifade edildi. 7. Yatırım ortamının geliştirilmesi, kaliteli ve verimli altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi, KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik ülkelere özel yatırım stratejilerinin geliştirildiğine değinilen bildirgede de G20 ülkelerinin yatırımlarının milli gelirlerine oranını 2018 yılına kadar %1 civarında yükseltebilecekleri tahmininde bulunuldu. Bu da bildirgede kaydedildi. Zirvede Türkiye, Suriye'deki durum, Suriyeli mülteciler ve terörizmle mücadele konularını da tartışmaya ve görüşmelere açtı. Böylece G20 bildirgelerinin içerisine ilk defa mültecilerle ilgili sorunlar genel anlamda konulmuş oldu. Bildirgede dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen mültecilere ve yerlerinden edilmiş insanlara her türlü insani yardımın yapılması, bunlara yönelik hizmetlerin, eğitimin verilmesi hususunda gereken çabanın gösterileceği hususunda teyit edildi ve tüm devletler de bu hususta mültecilere ve yerlerinden edilmiş bu insanlara her türlü yardımı, desteği yapmaları konusunda davet edildiler. Yine bu zirvede ilk defa terörle mücadele konusunda G20 sonuç bildirgesinden ayrı olarak 9 maddelik terörle mücadele ilişkin bir bildirge yayınlandı. Burada bu terörle mücadele ilişkin bildirgenin başlangıcında Paris'te meydana gelen terör saldırıları öncelikle şiddetle kınandı ve gittikçe yaygınlaşan bu dünyadaki terör olaylarının küresel ekonominin güçlenmesine, kalkınmanın artılması yönündeki çabalara tehdit oluşturulduğu vurgulandı ve yine ülkeler bu konuda başta bilgi paylaşımı olmak üzere sınırların denetimi, havacılık konusunda güvenliğin artılması hususlarında işbirliğine gitme ve bu konuda önlemler alma konusunda tekrar davet edildiler. Bu terörle mücadeleye ilişkin bildirgenin yine önemli bir maddesi terörist faaliyetlerin finansmanının suç sayılması konusundaki işbirliğinin artırılması tavsiyesi. Bu yönde gerek üye ülkeler, gerek diğer dünya devletlerine bu konuda yardımcı olunması konusunda tavsiyede bulunuldu. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi G20 ülkeleri dünya ekonomisinin ve ticaretinin neredeyse tamamına, dünya nüfusunun da 2/3'üne sahipler. Temsil gücü bu kadar yüksek olan bir zirvenin Türkiye'de toplanmış olması, Türkiye'de yapılmış olmasının tabii ki Türkiye açısından önemi büyüktür. Bu zirve her şeyden önce Türkiye'nin küresel çapta gerek siyasi gerekse ekonomik görünürlüğünün artırılmasına büyük katkı sağladı. Yine bu zirvede Türkiye kendi görüşlerini çeşitli platformlarda, oturumlarda
anlatma, görüşlerini empoze etme fırsatı buldu. Öte yandan bu zirve aracılığıyla Türkiye turizmi açısından 1 milyar euroya eş değer bir tanıtım yapılmış oldu. Ayrıca Antalya'nın ekonomisine, dolayısıyla da Türkiye'nin ekonomisine 200 milyon euro ek gelir sağlandı. Zirvede pek çok ülkeden iş adamı, bürokrat, bakan ve liderler düzeyinde 10 bin katılımcı, 2500 civarında da yabancı basın mensubu yer aldı. Bütün bunlar Antalya'nın dünyaya tanıtımı açısından büyük katkı sağladı. Özetle, dönem başkanlığını yaptığı G20 zirvesi Türkiye açısından gayet verimli ve başarılı geçmiştir diyebiliriz.